Şimdi yapacağız işte. Hoş geldiniz yeni bir vlogumuza. Aslında hangi kanaldayız? Şu an Feride Öncel'deyiz. Sonra? Yaren Öncel bitti. Aslında bir tane vlog şey yapacaktım ama sonra dedim ki neyse. Çünkü video çekmediğim zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle, ya ben çok korkarım. Hani bir saniye. Yatmak istiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum falan böyle canım. Gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorum. Çünkü şu an mutfağa girdim, biraz mutfak dağınık. Çünkü yemek falan yenildi, şey oldu. Şimdi ben çekmezsem burasını böylece bırakacağım. Yukarıya çıkacağım kendimi, artık o kadar iyi taladım. O sebepten dolayı da dedim ki neyse hadi bir şey yapalım. Şu yemeğimi atayım. Hepsini koysam çok mu olur? Ama yok, çözüldü. Olmaz, geri kullanalım. Ablamların hümmalı bir şekilde düğün hazırlıkları var. Gönül çok çok gitmek istedi ama biliyorsunuz daha yeni geldim. Ben de. Yani gerçekten düğüne gitmek isterdim arkadaşlar. Yani ilk yeğenimin düğünü. Biliyorsunuz benim büyük ablamın 4 çocuğu var. İkinci ablamın, yani onun da 4 çocuğu var. İkinci ablamın 4 kızı var. Büyük ablamın 3 oğlu var, 1 kızı var. Büyük oğlu işte 17 yaşında, evet 18 olacak. Ablamın kızı da 18 olacak yazın. Hangi ablaların? Abla değil ki, onlar Suriye teyzeyle Selime teyze. Şamil Taday'la Nurila Bacı. İşte yani bu şey ayın 17'sinde ilk yeğenimin doğum günü düğünü olacak. Çok isterdim orada olmak ama kısmetten öte yok. Mesela Sevda 16'sında inşallah Allah nasip ederse gidecek. 17'sinde orada olacak. 17'si sabah Kazakistan'da olacak. Eve gidene kadar falan işte akşamda düğün var. Düğüne yetişiyor. Kısmet ya, bu işler kısmet. Tabii ki çok zorlasaydım, şey yapsaydım yine giderdim ama hiç gerek yok. Zaten daha yeni geldim. Anne, kazık sıcak mı? Evet anneciğim. Daha yeni geldim ve Kazakistan'a gitmekte arkadaşlar bayağı bir maliyetli oluyor. Özellikle şu dönemlerde biletler aşırı derecede yükseldi. Kişi başı 12 milyar, 13 milyar. Biz 3 kişi gidip 3 kişi geleceğiz. Sadece 36 milyar ben gidiş olur. 36 milyar da düşünün gelişim olur. Neredeyse 72 bin sadece yol. Şöyle yapalım. Bugün hani Yaren'le sohbet edecektik ya arkadaşları. Bugün öyle bir gün olsun. Değil mi? Yaren'le sohbet videomuz olsun bugün. Ondan sonra da baba şimdi gelir. Tamam. Hayır, o zaman da baba gelir. Şimdi Yaren kuş. Neyi konuşmak istersin mesela? Teyzeler burada bak. Bakın teyzeler, ben çok Kazakistan'a gitmek istemiyorum çünkü merdivene binince babamı aşağıda bırakınca üzülüyorum çünkü. Ya aşkım, başka? Pasaport almaya gidiyoruz, o yüzden ben bakıyorum aşağıda böyle ağlıyorum. Anne. Orada ama senin yine ne var? Teyzeler var, onları görmek istemez miydin? Kapısını merak ettim sayelerinin marketin içine. Ha, marketini görmek istiyorsun sen yeninin. Nasıl olacak şimdi? Bir daha mesela giderse gitmek ister misin yoksa? Şunu unuttum. Ne unuttun? Arabada şunu unuttum. Peki şimdi ben... Arabada şunu unuttum, çorabı unuttum. Tamam, şimdi ben bir daha Kazakistan'a gidecek olursam sen burada babayla mı kalırsın, benimle mi gelirsin? Ha? Nasıl yapalım? Babam otel işleri bitirsin, başka gün sonra otel işi bitsin. Birlikte ailece gidelim Kazakistan'a. Yani babasız olmaz, babayla şart, öyle mi? Ama babanın işi olursa, baba bizimle gelemezse ne olacak? Hı. Ha? Ama ne yapalım babanın işi varsa? Ha? Nasıl olacak? Onu düşündün mü? Ama yapacak bir şey yok anneciğim. Babayla birlikte ben de çok gitmek isterim. Neyse, konuyu değiştiriyoruz. Başka okulla ilgili anlat bakalım. Nasıl geçiyordu okulda zamanın? Söyle bakayım. Okula zamanım geldiğinde sırada sınıfa geçiyordum. Oyun oynuyordum. Sonra
Örtmenimiz diyordu ki, tik tak saatine bak, toplanma vakti geldi. Sınıfı topluyorduk. Sonra yemekhaneye iniyorduk. Yemekten sonra hemen yukarı koca koca çıkıyorduk. Tren olup bir de. Sonra diyorlardı ki örtmenimiz, bizim sınıflara çıkalım. Tamam, başka? Sınıfta eğlence sınavı ödevinden yapıyordu. İşte sonra 23. insan olduğunda bir tane sırayla herkes tren oldu. Tamam. Sıraya geçti. İşte sonra serviste gittim oraya. Tamam. Ve bir tane korkunç değildi işte. Bir şey sorabilir miyim? Senin hayalin var mı? Senin en büyük hayalin nedir? Söyle bakalım. Olacak mı? Hayır, hayalin. Böyle neyin olmasını istiyorsun mesela? Okulda mı? Hayır, bak. Şimdi hani olur ya, bir şey hayal edersin, bu gerçekleşsin istersin. Sen öyle bir hayalin var mı? Neyin gerçekleşmesini istersin? Sihirli olmamı isterim. Ne istersin? Sihirli olma. Sihirli olma, ama o çok, o gerçekten bir hayal anneyim. Anne. O gerçek. Onu yapsam. Anneciğim, şu dişlerin burası yapışıp buradan da bir tane yuvarlak var. Senin de dişlerin ayrılmış. Neyse, hayali bilemedin. O ya. Zaman sen kardeşinle. Mesela sen kardeşini seviyor musun? Ne kadar çok seviyorsun? Kardeşinle mesela ileride kavga eder misin? Ah! Edersin. Kardeşin bir şey istese vermez misin ona? Veriyorum. Başka? Bak! Evet! Abla, ben şimdi... Abla diyecek o 5 yaşına gelince. Tamam, sonra? Tekerleme istiyorum diye sağlayacağım. Tamam. Odayı paylaşacağım mı abla kardeşinle? Sen artık büyüyeceksin. Barbie'yi niye alalım? Sen artık yetişkin kız olacaksın. Anne, gidiyor musun? Tamam. Ben bir aynada. Tamam, başka. Teyze, sen burada ben Barbie'yi çözdük istedim kendime. Hatta sarışın için de seçecektim ama çok pahalı. Senin için seçerken pahalı değildi. Kardeşim. İkiniz oynarsınız. Biraz büyüyünce. Merak ediyor musun biraz büyüyünce nasıl bir hale geldin? Biliyorum tabii. Nasıl? Hemen kapatalım, size bir şey diyeceğim. Bakın, biz geçerken... Şu ıspanak çok mu olur ya? Kendime deldiğim için tabii ki de ağlamadım. Ağlamadım aslında ya. Ben kulağımı 14 yaşında deldim. Ana! Bayağı da büyüktüm yani. Kimse delmiyordu bana. Ben de kendi kulağımı kendim deldim yani. Sonra nene kızdı mı sen nene? Nene kızdı bana. Ne? Annem çok kızdı bana. Sonra öyle yani, kızdı anneciğim. Büyüyünce şimdi niye kızmıyor mu? Şimdi niye kızsın anneciğim? Bir yaramazlık yapmıyorum ki. Peki sana nasıl hoca açmayı öğretti? Şimdi şu dolabı nasıl yerleştirsek yarencik? Peki sana nasıl hoca açmayı öğretti? Büyüyünce ben de sana öğreteceğim anneciğim. Sen biraz büyü. Tamam mı? Ama biraz büyümen lazım onun için. Tamam. Anneciğim. Bir şey
Yok, meyve şu an çekmiyor. Sen biliyorum meyve doğramak istiyorsun ama. Ama hayır anneciğim, yemediğimiz şeyi doğrayamayız. Portakal, şimdi bir tane nar var. Onları doğrarız, ikimiz yeriz. Anneciğim yok. Yani olmaz. Yemediğin şeyi doğrama yani lütfen. Hayalim şu. Hayalin ne? Portakal mı doğramak? Nedir senin hayalin? Merak ettim. Ben şunları yerleştireyim, tamam mı? Şeker. Hadi benim şeylere bana bak. Hadi git oraya, hadi git. Hayır. Haydi. Bak şunları yerleştirmem lazım benim. Yemeyeceğim. Tamam o zaman. Aç karnıma yemeyeceğim. Hı-hı. Aferin sana. Kardeşine gidip baksana, ne yapıyor çocuğum? Hmm. Şu mısırları da bir türlü teyzeye veremedim ya. Bir tane bir tane teyzeye getirdik ya Kazakistan'dan. Evet. Ve hala da veremedik ya. Türk ya. Türk de. Dolap Emoşum'un İhlamur'u. Bu arada şöyle bir yorum vardı. Bursa'dan geldiğinizden beri hiç Emine ile alakalı bir şey söylemediniz. Emine ile küstünüz mü? İşte Bursa'da falan bir şey mi aranızda geçti? Arkadaşlarım, küsmedik mi? Küsmedik. Emoşum'un İhlamur'u. Aslında bunu da bir yarısını oraya kaldırmışım. Aslında kaynatsam da içsem de geç. Hasta falan değil ama. Yine de. Ayy. Orasından açılmıyor bu bir kere. Şuraya insanlar şey koymuş bak. Ne? Yapma anneciğim. Al. Şimdi. Yani Emoş'la görüşüyoruz ama şimdi YouTube'da işte yok şununla görüştü tamam şey yapıyoruz ama her konuşanla da bunu yaptık bunu yaptık demiyoruz yani. Kız bir ya. Türk kahvesi mi içsem ne dersiniz? Ben yedim. Aa, Zarife gelsin de bir fasulye çorbası bir yapalım. Kayınvalide yemez, ona başka bir şey yaparız. Fasulye çorbası değil. Fasulye yedim. Bunlar tamamdır. Ay canım İlknur teyzem. Seni seviyorum. Anne. Bak bir şey diyeceğim sana. Ha. Bak. Zarife teyze gelsin bize kalmaya. Sen niye bunun başını kestin? Ayıptır sorması. Zarife teyze bize gelsin kalmaya. Şey yapalım. Bulgur. Tamam. Şeyi getirsene. Yok, yok, yok. Şuradan o ıslak mendili versene. Temizlik var ya, siliyoruz. Beyaz kiraz. Aynen öyle. Onu ver bana. Beyaz kiraz alacaksın bize. Tamam anneciğim. Sakız. Hani sakız gene Yaren? Elinde kaç tane sakız var? Çık şuradan, hadi git şu kardeşine bak hadi. Ben hiç böyle gidemem canım benim. Gidemezsin tabii. Ankara makarnası. Ankara makarnası. Bunlar neymiş? Şurada kahve var ya, Zarife geliyor. Zarife kahve sever. İçeriz artık. Burada iki tane çayım var. Bunu bir tanesini ablam getirmişti. Bir tanesini de ablamın eltisi Sakina ile yollamıştı. Teşekkür ederim Firuze abla. Bunları daha açmadım. Çayım daha var. Onlar bitsin. Okuştum mu? Ondan sonra açarım onları. Şurada bulgurum var. Ha bak, bulgurum bitmişti. Bunu dökeyim o şeye. Şurada şuraya koyayım. Valla şu baharatları tekrar buraya mı alsam düşünüyorum ama orası nerede? Da nasıl, nereye koyacağım şu dolaplar, bana bir türlü yetersiz geldi ya valla. Allah gözünü doyursun. Ay benim ıspanağım yandı kız.
Anne geldi geldi, kötü kokular da geliyor. Ortalık yine savaş alanına döndü. Vallahi de billahi de tellahi de. Sen okulda ıspanak yiyor muydun? Hı hı. Tamam, o zaman burada yiyeceksin. Hayır. Yani biz zayıflayacaktık sanırım. Anneciğim. Ne? Okuldakine hiç benzemiyor. Niye? Ne güzel kıymalı falan. Şimdi bunun bir de biraz pirinç attık. Okulda kıymalı yapmıyor. Nasıl yapmıyordular? Kıyma yapmıyordular mı? Boş ıspanak. Tamam anneciğim. Şimdiki. Sen haberin var mı? Zorca bize ne ediyorlar? Ne anneciğim? Zeytin peynir benim sevdiğim. En sağlıklı olduğu için tabii en sevmediğin olur değil mi anneciğim? Bak, kalıyor. Şunu da yaparız Zarifeciğim ya. Bana bir de ne yediriyorlar biliyor musun? Tabak. Ama yiyorum kendim. Tamam. Kızım. Şurada da bakın dibek kahvem var. Bunu da orada kavanoz varsa ona koyayım. Şurada kavrulmuş susamlarım var. Meltem ablam getirmişti. İşte böyle şey olunca, işte olunca neyin nerede olduğunu bilmediğim için işte kullanamıyorsun. Ama bulunacağız. Şunları mesela tüketiriz. Bozulmadan, şey olmadan. Canım anneciğim. Ablam da bunu seviyordu ya. Anne Nuri dayım o kime dedi göster. Nuri dayıya da yollayamadık. Anneanneye de yollayamadık. Teyzelere de yollayamadık. Çünkü şimdi belki dersiniz ki Sevda yine de bir şey götürseydi ya, ama arkadaşlar bilekler zaten çok yüksek fiyat, yani bayağı yüksekti ve bagajsız aldıkları için götüremedi. Öyle yani Sevda'nın götürmediğinden değil, bagajsız aldıkları için. Neyse. Ben de giderken inşallah gönderirim, ne yapayım. Ya da ya götürürüm ya da muhakkak birisi çıkar. Gidecek mi? Allah nasip ederse sonra gideriz anneciğim. Ay burnum kaşındı. Hayır. Ne? Gitmek istemiyor musun? Nuriye'nin merkezine çıkınca babam küçülüyor ya. He. Ağlıyorum. Göz yaşlarından damla akıyor. Tamam, sen babanla kalabilir misin anneciğim? Sıkıntı değil ya. Ben sensiz ne yapayım anne? Nasıl ne yapıyorsun? Babayla kalmayı göze alıyorsun ama. Babayla kalacağım diyorsun ya anneciğim. Babayla kal ne olmuş ki? Baban değil mi? Ha, bir dikmeyeceğiz. Ben şimdi sen babanı özlüyorsun diye ana babamın yanına gitmeyeyim mi Yerem? Senin baban var, benim babam yok mu? Benim de babam var. Ben de özlüyorum. Ay, bu kız şu toz parçını da mı götürmemiş? Çok sevdi sana. Ama onu almıştık. Bak onu da unutmuş. Ya. Onu aldın mı sen? Onu almıştım Sevda Kala'ya. Kahveleri. Koysana masanın üstüne. Kavanoza koyacağım şimdi. Koy oraya. Onları koyacağım şimdi. Şu çaylarımız. Yumuşacık. Biraz abur cuburlarımız var. İyi. Çocuklar da gelecek ya. Fazla bir şey almam. Ki almam hiçbir şey. Bunları elimdeki olan abur cuburları bitirmek gerekiyor. Ben eskisi gibi artık böyle abur cubur falan şey yapmıyorum arkadaşlar. Geçen Berliner almıştım ya Bim'den. Bu kadar kötü bir tat. Pişman yerlerde kaldı. Kaç
kayınvalidem seviyor, geldiğinde çayla falan getiririz. Pişman. Seni kimseden. Pişman değilim ama seni kimseden. Ne pişman? Ne de duman. Hadi. Ne pişman? Ne de dumanım var. Tutuşur alemler. Bunlar kalsın, bunlar daha açmayacağım. Şunları bizim gibi geldikleri zaman kullanırız. Ne ses var, ne de dumanımlar. Tutuşur alemler, yanarlar. Bak. Evim kış, başkasına bak. Anneciğim, tamam şöyle bırak işte bu abur cuburları falan hepsini tüketmemiz lazım. Geç otururuz. Kayınvalidemin dediği gibi. Karbonatım da varmış. Bunları da buraya koyalım. Otururuz. Öyle biter. Annem. Seni bırakıp markete gidiyorlar mıydı? Kim? Benim sen yerlerim. Tabii ki de. Biz hiçbir yeri görmüyorduk yani. Sen daha yine şanslısın. Bizim öyle çocukluğumuz pek parlak geçmedi anneciğim. Büyüyünce almışsa gidiyorsunuz. Büyüyünce artık bir zahmet gideyim yani. Anne geçen gün gitmedik mi anne? Öyle parlak değildi anne, yani geçen hayatımız. Geçen gün gitmedik mi anne? Tamam gittik de. Yani bizim hayatımız öyle senin bildiğin gibi parlak anne, bir hayat değil. Anne tam böyle otobüstekiler gibi televizyon ekliyorlar da. Bilmiyorum anneciğim. Annemizde buraya koy. Böyle ya, böyle şey gibi oldu ama yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bir türlü yumurta sağmadık. Şurada zaten mantı tencerem var. Bir tane de tepsim var. Aslında bunları şu mantı tenceresini şuradaki dolabı boşaltıp orada bir yer açmam gerekiyor. Şuradan birkaç tane tencere elemem lazım. Ve buraya da yine böyle bakliyatlarımı falan koyarım. Yani mutfakta çok şükür yer bayağı var. Ama yine de bazen insanoğlu. 5 yıl boyunca 50 metrelik eve sığdım. Buradaysa 200 metreye sığamıyoruz. Yani yine şükür tabii evet, sığıyoruz da. Evet 200 metreye sığamıyoruz. Kardeşim ne yapıyor acaba? Ha, merak ettim kardeşim. Şunlara da bir şeyler koymam lazım. Anneciğim. Sabahtan beri şu anki şu gözüme birileri dokunuyor da. Şunu da teyzeye artık vereyim ya. İki tane getirdim hala teyzeye veremedim. Anne yanlış verdim. Nerede? Göremedim bir türlü ki vereyim. Nasip olmadı yani. Hangi yavru? Şurada ekmek var. Hah, böyle de temizliğimiz de bu şekil bitmiş oluyor. Anne. En azından. Bu kurbağa da. Tamam en azından bir nevi olsa da şey oldu arkadaşlar. Temizlendi gibi. Şu çayları da buraya koyayım mı? Bayağı bir dağılmıştı çünkü içerisi. Şimdi sıra şu yukarıyı halletmişim de şu altlar onları da hallederim, ondan sonra zaten bitecek, işim kalmayacak. Ablama diyorum ki şeye niye düğün evine gidip de, yani gidiyor musun düğün evine işte hazırlıklar falan nasıl? O da dedi ki daha dün oradaydım dedi. Benim ablam varken hiçbir şey eksik olmaz. Allah uzun ömürler versin benim güzel ablama. Bütün herkesin. Yaren kardeşlerime, ablalarıma, anneme, babama. Allah uzun ömür versin inşallah cümlemizin içine tabii ki benimkilerine. Buraya sığmadı da. Burada yapalım. Bu şekil koyalım. Değil mi Yaren? Neyse şimdik. Ispanağıma bakayım ne durumda. Kahvelerini yerine koyayım. Burada ıslamurum dursun. Islamurum. Gel vatandaş gel. Nereye Yaren? Merkezi koydum. Gel vatandaş. Uy o sakızlar hepsini kullanma Yaren. Koy bazen canım sakız istiyor bulamıyorum. Ben yapayım. Hepsi bu kavanoza sığmayacak gibi. Geliyor.
Evet, sığmadı. Tercim düştü. Sığmadı. Ne? Avucumlar çekilin, acil durum. Bence sen de çekilsen buradan, acil durum çok güzel olacak. Ne olmuş? Bu kadarcık kaldı. Sorarım da anneciğim. Öyle yapalım. Ha, annem. Hadi sohbetimize devam edelim. Kavga ediyoruz. Kavga mı? Çocuklar gibi kavga ediyoruz. Sanki büyümüş de ve çocuklar gibi kavga ediyormuş. Allah'ım ya Rabbim ya Rasulüm. Yarın sen beni öldüreceğin mi? Fare. Nerede fare yarın? Şu sar mı? Benim oluyor bu hayatta. Beni sonlar gerçek oldu. Sabah uyandığımda aldım. Bak bunun içinde voleybol var. Bir tanesi sığdı. İyi böyle en azından gözümün önünde olur da. Böyle. Bir tanesi dibek kahvesi, bir tanesi Türk kahvesi. En azından göz önünde olur da içeriz. Değil mi kız? Başka ne var burada bakayım? Etmiyoruz. Edebilirsin anneciğim. Ben seni tutuyor muyum şu an sohbetini? Sen konuş. Ben sen de okula gidiyor muydun? Yok, evde okuyordum ben. Niye ki? Tabii ki de gidiyordum yarın. Peki ne öğreniyordun? Ne? Peki ne öğreniyordun? Nasıl ne öğreniyordum? Ne ki öğretiyordun? Ne öğreniyordum anneciğim? Peki yemekte ne yiyordun yemekte? Bizim okulda yemek yok. Niyeymiş? Öyle. Siz beklenme kabınız var mıydı peki? Yok. Biz gidiyorduk, geliyorduk, sonra yiyorduk. Aa. Evde. Bizim okul hiç öyle değil, bizi aç bırakmıyorlar. Her okulunuz varmış. Burada bak, bak kanki arkadaşımız yemek hadi de veriyorlar. Biz kısmını nereye koysam? Arkadaşımız diye bize varıyorlar. Evet annem, sakın bakalım onu. Böyle buranın düzeni de bu şekil oldu. Geçen zaten göstermiştim. Şimdi şu kahveleri buraya koydum. Dediğim gibi gözümün önünde olsun ki Zarife Hanım geldiğinde de kahve içelim. Böyle sırayla dizdim arkadaşlar. Yani şimdi kapattı ve seni böyle açtı. Tüm şeylerim burada. Böyle daha pratik oldu. İspanağımızın içine birazcık pirinç attım. Şimdi bunlar ne yapar biliyor musun? Ne yapar? Baba beyaz pirinç atıyordu. Sen beyaz pilav çok mu seviyorsun anneciğim? Tamam. Neneyle Zarife teyze gelsin yapalım. Samir, Emir hepimiz otur yeriz, tamam mı aşkım? Anne bunlar beğenir. Beğenir. Şimdi ben buna bir yarım çay bardağı daha su koyacağım ki pirinçleri güzelce pişsin. Ondan sonra da sarımsaklı yoğurt üstüne ve mis gibi. Bebek yulafı gibi. Evet, bebek yulafı gibi ıspanak yemeği. O kıymalı, patatesli. Patates zaten koymazdım da sadece şey olduğu için içinde. İşte şey ben kıvamlı gibi bir şey de. Bana şimdi birazcık patates yapalım. Ne yapayım? Pilav mı istiyorsun? Tamam anneciğim, hadi yapayım sana hadi. Yaren kuzum pirinç pilavı güzelce birazcık sıvı yağ, birazcık tereyağı. Pirincimizi kavurduk. Şimdi ağzını kapatalım. Pilavımız denemesin bakalım. Bu da ıspanağım. O pirinçler neredeyse olmuş bile. Ben biraz bir şey yapayım. Yoğurtlu sarımsak mı? Öf mis gibi. De güzel gider. Biraz da Miray'a denesek mi bunu böyle? Biraz pirinci iyice pişsin. Gerçi Mira öğlen kötü maşallah. Güzel yedi. Tamam anneciğim.
güzel yedi de şey öyle hani yattım uyudum kalktım ya o zaman güzel yedi. Maşallah. Bunun da altını kısalım arkadaşlar. Çok fena kaynadı. Yaren. Böyle kısıkıyor işte pişsin bakalım. Çok şükür bugün makine boşaldı arkadaşlar. Boşaldı boşalmasına ama bunlar da olacak. Neyse en azından burayı boşalttık. Şimdi bu tabaklarımı da yerlerine kaldıracağım. O tripodum kırılır anneciğim. Anneciğim. Aa. Bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Ne diyecektin? Düşmesin tamam mı? Şöyle düşer. Bunları şimdi yerine kaldıracağım. Şuraya. Ne öğrendin anneciğim? Yüzüğümü arıyordum ya arkadaşlar. Şu kupalardan bir tanesine genelde bırakırdım ve buldum. Vallahi de buldum, billahi de buldum. Hatta ablamın hediyesini de buldum. Canım ablam oraya gittiğimde şöyle bana bir şey yapmıştı. Bu aralarındaki parça, sarı olan parçalar altından. Ablam hediye etmişti, ikinci ablam. Ama bulamıyordum. Şimdi yüzükle aynı yerdeydi. Şimdi ben ıspanağımın altını kapattım. Yarenin de demlensin. Şimdi buraları toparlayacağım. Tencereyi niye buraya koydum? Çünkü şu kısmı da şu an yapacağım. Yani bugün girmişken derin şey mutfağı da halledelim dedim. Sonra, evet anneciğim şuraya işte o camlar gelecek. Biraz fazla değil. Şu camı da geçen almıştım ya. Bunu da yukarıya koyacağım. Bardak kısmını yerleştirdim. Burası genelde hep aynı düzen oluyor. Çünkü günlük burayı kullandığım için burası fazla dağılmıyor. Elimdeyken toparlıyorum. Bu kısmı zaten halletmiştim. Burası da düzgün. Şimdi sabah hani gösterdim ya şu kısma gireceğim. Bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra yavaş yavaş. Yarenim o tripodumun ayağı kırılırsa kullanılmaz hale gelir anneciğim. Yapma. Şimdi sandalyeye binip öyle çıkarmam lazım. Şuna iyi ki almışım. Çok hoşuma gidiyor böyle güzel. BİM'e gelmişti. Yarı yarı fiyatına neredeyse. Paşa Bahçe'nin ürünleri. Sonra burada bir züccaciye var. Geçen ben amcamın kızındayken şurası niye lekeli? Zemfire çekip atıyordu. Bayağı bir yüksek fiyatlıydı. Ben neredeyse 650 liraya bütün setini almıştım o zaman. Şimdi şunları da zaten benim zemfiram bana hediye etmişti. Dedik Feride abla inan ki dedi. Şundan bir tane almıştım. Kâsip. Bunları da alacaktım. Zemfire dedik Feride abla bende var dedi. İnan kullanmıyorum dedi. Al dedi hediyem olsun yepyeni. O sağ olsun vermişti. Şurada zemzem suyum var. Şurada dursun. İşte böyle arkadaşlarım. Şimdi arka taraflar onları da yerleştirin. Bu kısım çok şükür halloldu. Çünkü benim arkadaşlarım da var, teyzoşlarım da var, ablalarım da var. İşte burası kaldı. Burası da genelde temiz duruyor. Burada da pek bir şey yok. Şurada hatta bir tane Çaykur'un çayı var. Çaylarım bitti. Şurada. Burası nedir ya? Burada ne var acaba? Ne var burada? Şurada kaşık bıçak setim var. Şöyle kutusu da bayağı kirlenmiş. Şurayı merak ediyorum. Ne var? Gel bakalım. Ceviz vardı büyük bir ihtimal. Şu arkada da şöyle saklama kaplarım var. Küp şeker var. Un var. Buraya da fritözü koyuyorum. He tamam anladım. Yani baksana ne buldum. Bak Nesquik. Ha bakın. Şey var arkadaşlar burada. Şu şehriyeyi kayınvaliden şey yapmıştı kavurmuştu. Bunu da çıkarayım. Bak arasan bulamazdım ha. Görüyor musunuz? Ve burada da gördüğünüz gibi cevizim var. Bu cevizleri bir ara şey olsun. Bunlar da şey da salatanın makarnası var ya. Kayınvalidem gelsin şu bir akşam oturalım da şu cevizleri de açalım arkadaşlar. Bakın şurada hibisküsüm varmış. Bunu da bir tane kavanoza doldurayım. Böyle her şey içeride olduğu zaman görebiliyorsun. Yani. Şu şey peçeteyi versene bana lütfen. Peçeteyi ver. Hadi. Hayalindekiydi. Tabii. Senin önce hayalin zaten yemek şeydir kızım valla. Ama süt yok. Ona göre. Allah Allah burası böyle ayrılmış gibi. Kalbim valla kırılsa da kırılmasa da şu an annem süt gerçekten yok. O zaman bir markete gitseydik. Ben çalışmayacaktım.
baba gelince zaten gideceksiniz. Çünkü yok sütüm falan. Gelmiyor. Gelir. Yaren. Gelince bu cevizleri de beraber kırarız. Ah, elimi yaramadım. Keşke baba gelseydi. Gelir anneciğim, merak etme. Şimdi aklına o düştü ya, onu yiyecek. İnşallah şunları, şunları gerçi ben makineye atmıyorum da yine de inşallah kararma falan yapmaz ya. Böyle çok beğenerek almışım. Önce buraları beyaz veya siyah alacaktım. Sanırım yok, böyle bir gold alayım daha güzel. Böyle yuvarlak kaşıklar. Bu da Aruf markasıydı. Tabi şu an zamlanmıştır. Ben bunu kaça aldım? 790'a mı ne almıştım? Ama şu an zamlanmıştır yine. Her şey olduğu gibi. Şu çayı da çaya boşaltayım ya, aynen. Şimdi böyle poşetlerde kalmasın. Kaldıkça göremiyorum. Sonra kalıyor, şey oluyor. Pilavımız ne durumda? Tamam, olmuş. Pilavı hazır. Tamam gel, orada ye al. Su mu? Tam bunu al. Üfle ama, tamam mı? Dökme ama oraları. Oy, dökülüyor. Oy Feride, Feride. Feride buradan kolay kolay çıkamayacak galiba arkadaşlar. Tamam. Yine girdik ama şimdi bir kısa bir mola vereceğim. Yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra yola devam ki. Şöyle. Nedir onun adı? Şu hibisküsü de buraya koydum. İşte Melisa, hatta o yazıları böyle oraya yazmıştım. Melisa ıhlamur falan. Burada kişniş tohumum var. Bu da memleketten getirdiğim, ablamın aldığı küçük fasulye ve geçen birbirine kattım ama inşallah şey olur. Bunu arkaya koymam lazım. Böyle işte arkadaşlar, birazdan yukarıları da hallettim. Çayı falan oraya koydum. Kullanacağım zaman çıkar. Şimdilik var çayım. Böyle. Bu da Reyhan'ım, şey fesleğenim galiba, geçen evet kuruttuğum fesleğen. Şurada biraz kırmızı toz bir şeyler var, onları yerlerine koyacağım. Şöyle tuzum falan var. İşte böyle, şurada çiçeklerimin genel kullanım için bunları yarın yapayım da sulayayım. Şöyle çaydanlıklarım var, bunun kapağını inşallah atmamışımdır da, böyle çay demlerim. Bir de şunu da buldum, güzelce yıkayayım temizce. Çay demlerim ya, böyle bitki çayı falan. Ama bunu memleketten almıştım. Hatta bunun fincanları da vardı, şey kahve. Ama onu altına mı verdim, Zarife'ye mi verdim bilmiyorum ama şey yapacağım. Bunun kapağını inşallah ve inşallah atmamışımdır. Böyle tam da bitki çayı demlemek için bulursam güzel olur. Şimdi ben kısa bir ara veriyorum. Daha sonra şöyle kaya tuzum var, şey limon tuzum vardı. Şöyle kavanoza koydum. Yarın çaydanlığı falan temizleriz. Bu şekilde burada mor reyhanım vardı. Buraları güzelce temizledim. Böyle koydum. Yani yine bitsin gösterelim de şu an için bir güzel bir ara verelim. Mis gibi körpe ıspanağım ve sarımsaklı yoğurdum arkadaşlarım. Ekmek falan zaten istemiyorum. Şimdi bana afiyet olsun. Sonra da buralardan ellerim öper. Galiba ben bir dağınık birisiyim ya. Böyle dağıtırım sonra temizlerim. Böyle rahatlıyorum galiba.
çıkardın mı yarın tokasını? Evet. Niye anneciğim? Ne yapacaksın diye, ne yapacaksın? Sonra saçları rahatsız ediyor onu. Neymiş ki? İki dakika önce nasıl mutfağı yaptın böyle? Ya. Peki ne yaptın ben şimdi oldu ben otururken? Ya ne yap görüyorsun ya anneciğim ne yaptığını? Anneciğim. Bu arada işim bitti mi? Yok. Yok. Başka ne yapacağım? Kardeşine sorsana uyku perileri geliyor mu? Gelmiyormuş. Gelmiyor muymuş? Yok. Eğlence. Anneciğim merak etme. Benim popişim gitmiş oluyordu. İşi kapat belki uyur hadi. Evet. Ay sana bir şey diyeceğim. Uyurken bir aşağıda benim ödevimi yap hala. Ödevim bitmedi. Tamam. Hani ödev bitti. Tamam. Bu arada çekiyorsan kamerayı önümüze koyup görürsün neler yazmışsın neler yazdın. Tabi. Anama hiç sorma ki anne. Senin yukarıda bir de senin banyo bekliyor. De ki o fıs fıs sıktığın banyo var ya anne. O banyo bekliyor seni diyen çok da. Ama benim kızım duymuyor galiba. Yapacağım aşkım yapacağım. Dur sana bakayım. Dur şunları makineye atalım. Bunlar berbat olmuş. Çekiliyor musun? Islak mendil istemiyorum onu da istemiyorum. Yarenim lütfen. Lütfen kızım ya. Bak ben bir şey yaparken lütfen şey yapma gibi yanımda tamam mı? Zamanı gelsin seni zaten. Bu arada annem. Seni zaten öğreteceğim. Büyükçe ben Türkçe. Öyle yapayım. Makineyi açar mısın? Hayır bakayım. Yarın dur. Canımdır. Yapma anneciğim öyle hareketler. Niye? Yapma ayıp çünkü. Yapmasın. Kaç çekil. Allah Allah. Zaten gelmişler bana Yaren. Ne yapıyordun mutfaktayım zaten gelmişler. Hayır nereye kimler gelmiş? Tahmin et artık kimler gelmiş. Kimler? Merak ediyorum. Periler gelmiş annene. Aa uyku. Evet uyku. Uyku teyze. Bana uykular geliyor da size niye gelmiyor onu anlamıyorum işte. Anneciğim çünkü ödev var. Git o zaman yap yani. Başla tamam mı? Böyle güzelce otur. Ama sen geldin o koltuğun altına işte. Niye koyuyorsun o koltuğun altına? Çünkü o koltuğu sen nasıl kaldırıyorsun acaba? Ha? Bir daha görmeyeyim yani. Sonra sebbayı üstüne koyuyor mu bitti? Bir daha görmeyeyim Yaren. Çıkar onu o bütün koltuğun altına. Bir daha da görmeyeyim sen koltuğun altına bir şey koyarsın. Koyacağım. Belini ağırtırsın bak bana bak. Hadi git altını niye çıkardın? Kaç defa diyorum sana altını çıkarma git. Hadi. Koy onu merdivenin üstüne yıkanacak. Saat kaç söyleyeyim mi arkadaşlar? Bilmek ister misiniz? Ha bu arada bir şey söylesem acaba inanır mısınız? İnanmaz mısınız? Kız benim kızım ıspanağı yedi ya. Bir kase ıspanağı içine yoğurt. Maşallah ıspanağı. Kız yedi ya. Kendi nazarıma gelecek. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim. Allah'ım sen... Maşallah deyin arkadaşlar. Maşallah deyin de bu çocuk böyle artık alışsın yemeleri. Yani yedi. Yaren de yedi. Ona baktı. Mira yiyorsa ben de yiyebilirim dedi. Baktı tadına böyle ağzını şey yaptı ama yine de 3-4 kaşık Yaren yedi ama Miram bayağı güzel yedi. Bugün maması zaten bitti artık mama almıyorum. Süt veriyordum böyle bebe bisküviyle. Dün ve bugün. Dün verdim mi ya? Dünü hatırlamıyorum ama bugün kesinlikle ne sabah uyandığımda, ne akşam, ne öğlen hiçbir şekilde bugün süt içmedi arkadaşlar.
Sadece yemek yedi, meyve suyu içti. İnşallah başaracağız da. Allah'ın izniyle. Zaman, sadece zaman. Bu kadar. Hani diyorlar ya, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Efendim? Ne yaptın ki? Anneciğim sen onu dokunma, o kendi kendine yatacaktır zaten. Ben onu bilerek şey yapıyorum, o kendi kendine uyuyor. Benim boyun olmasın diye yastık olmalı. Sen koyma, o biliyorsun ki yerinde durmayacak anneciğim, o yine gezecektir. Biliyorsun sen onun huyunu. Neyse kendi yastığı, hadi al şu. Teyze burada bunun küçük eşi yerinde. Bu kadar şey, götür. Şeyi bulmaya çalışıyoruz bu arada, neyin anne? Neyini bulmaya çalışıyoruz ki? Yürü kedini artık kendi alışsın yatmayı da. Kendi yürümeye alıştın değil mi anne? Hı hı. Ben gideceğim hemen yürü kedilerim. Ben gideceğim markete, bakarsın yürü kediler demiş. Yürü kedi olan sence ihtiyacı var mıdır? Bence de ihtiyacı var çünkü gitmiyor ki, adım atmıyor kendi. Sen gene mi geldin? Ben sana ne dedim az önce? Ha, giydin mi? Pardon, özür dilerim. Bir daha da sakın açma yani. Sakın. Tamam mı? Sözünü dinledim ha. Sözümü dinleyeceksin zaten. Anladım. Bu arada telefon merak ettiyseniz. Kendim de çalıştı. Anne. Sen seni niye vereceğim değil mi? Ne aşkım? Niye vereceğim? Zeynep'e de alıyorum. Sen niye söktün o çocuğun saçlarını? Anneciğim onu saçını sökün. Anam nereye koyacaktın? Çaydanlığı koyacaktım. Beren bak şu an gerçekten aşırı derecede yorgunum. Böyle aşırı ayı. Derecede. Bak gene ağlıyor şu kızım. Çünkü artık ışığı mı kapattın? Evet. Aç aç, ışıktan yapıyor. Işıktan yapıyor, aç ışığı. Anne ışığı açtım, ayı ağlıyor. Tamam, ağlamaz şimdi. Galiba onun karnı ağrısıyor, galiba onun uykusu var. Anneciğim. Evet teyzeler söyledik, ben ıspanak yedim teyzeler. Teyzeler ben ıspanak yedim, bir de Mia kardeşim yarısı. Hepsini Mia yedi, yarısını da ben yedim. Sen niye açtın bunun saçını? Bağırma. Sanki saçını açarsam da saçını yolar işte. Nasıl yolar?
yolda ama saçlar. Atsana çöpe. bayağı yoğunmuş. Ah. Yarım saçım. Galiba uyudu bu. Hayır. Uyuyor. Evet, gözüm kapalı. Allah'ım, Allah'ım. Hani bir de ondan da erkeğe benziyor. Aşkım. Ne? Demek ki deme. Senin ne zaman gelecek Allah'ın izniyle? Sebebi? Kucak. Senin ne zaman gelecek onu söyle. Bilmiyorum ki. Uyku perileri. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım. Yorulmuş bu Allah'ım. Öğlen uyutmuyorum 2 gündür. Hadi gel. Ben bunu götüreyim yatırayım arkadaşlar. Yorulmuş. Tez olmuşlar. Bundan 1 saat önce diyordum ki acaba bırakıp da yarın mı devam etsem. Sonra dedim ki yok dedim Feride. Şeytana uyma. Mutfağını bitir. Çok şükür dip köşe mutfağımı hallettim arkadaşlarım. Böyle elimden geldiğince toparlamaya çalıştım. Zaten burayı yapmıştım biliyorsunuz. Şöyle her şeyi buraya koydum. Baharatlıkları değiştirecektim ama şuraya tablet çıkardım. Ses olmasın diye açmadım. İşimiz burada bittiğinde açacağım. Burası yine aynı şekilde baharatlık. Orası böyle bütün cam ürünlerim. Ondan sonra... Buraları zaten geçenlerde yapmıştım. O yüzden buraları göstermeme gerek yok. Buralara şimdi dokunmadım nasılsa. Şurayı hallettim birazcık. Ondan sonra buranın düzeni de aynı biliyorsunuz. Evet. Burayı hallettim arkadaşlarım. Şöyle güzel bir şekilde dizdim. Artık ne kadar böyle kalır bilmiyorum ama neyse. Düzenli bir şekilde kullandım mı inşallah dağılmaz. Zaten dağıldığımı da tekrar topluyorum ama... Böyle en azından gözüm şu an gözüme hoş gözüküyor yani. Daha sonracığıma şurası arkadaşlar. Buraya zaten arkada biliyorsunuz kaşıklarım var. O ceviz falan var. Kahve makinem. Buraya çayımı koydum. Buraya küp şekerleri koydum. Burada airframe var. Arkada da ilaç kutum biliyorsunuz şu tepedeydi. Orası biraz zor oluyordu almak. İlla sandalyeye çıkmam gerekiyordu. Ben de bu alta koydum arkadaşlar. Burada ilaç şeyim burada. Burayı zaten Zarife geçenlerde halletmişti. Buraya hiç dokunmadım. Yalan yok. Buralara yani buraları ellemedim bile. Fazla şey de yok zaten buralarda. O sebepten dolayı buraya girmedim. Ondan sonracığıma şu dolapların üçünü komple elden geçirdim. Şurada bebe bisküvisi var. Tarhanam var. İşte şunun içinde bir şeyler var. Böyle koydum. Buradaki kavanozların komple hepsini. Şurada en son bir tane vardı. Spagettimin ağzı açıktı. Yaren kesmişti. Onu da kırdım. Oraya koydum. Yani burası da bu şekil olmuş oldu. Elimin altında. Bakın rüzgar var da dışarıda nasıl çekiyor. Daha sonra cima bu. Şurası bayağı kötü durumdaydı. Burayı hallettim. Ama burada tepsi falan vardı böyle mantı yaptığımız zaman koyduğumuz tepsi. Onları dışarıya götürdüm. Yarın dışarıdaki balkondaki dolap var ya onun için düzenleyeceğim. Buz küplerimi buraya koydum. Yani kalıpları. Yarın bunları da doldurup dolaba kaldıracağım arkadaşlar. Sürahimi yıkadım koydum. Şunları dolaba kaldıracaktım ama sonra dedim ki buzdolabına yerleştireyim. Şu parmağım çok acıyor. Ne yaptım bilmiyorum. Ama feci bir şekilde acıyor. Burası böyle oldu. Şurada da priz olduğunu inanın unutmuşum bile. Şimdi görünce hatırladım. Daha sonracığıma burayı elden geçirdim arkadaşlar. Burayı toparladım. Yani elim değmişken bütün dolapları şey yaptım. Çöp şeyimi değiştirdim vesaire. Şimdi makinemi zaten biliyorsunuz makine kirlerle dolu. Şimdi onu açacağız. Ve. Burayı da bu şekil hallettim. Orada ilaç kutum duruyordu ya. Onu oraya kaldırınca kahve fincanları buradaydı. Fincanları zaten çok nadir kullanıyorum. Onları oraya koydum. Bu orta kısma sofra bezlerini koydum arkadaşlar. Buraya da sadece mutfak havlularımı koydum. Çünkü
sofra bezleri ve bunlar bir yerde olduğu zaman alırken sürekli burası karışıyordu. Ama şu an bence gayet güzel oldu ve bu dolabı iyi ki yaptırmışım. Yani tamam, fazla bir şey mi belki almıyor ama öyle gözüküyor olabilir, ama şu havluları bile alması, şu fincanlarımı bile alması, düşünün yani. Tamam, yer bulurdum yine bu kısımlarda, bir şey yapıp bir şey bulurdum, çünkü şu dolap mesela boş, işte birazcık uğraşsan muhakkak yer çıkar, ama yine de bu dolabı iyi ki de yaptırmışım. İşte bu şekil havlularım, geçen burada iki tane havlu almıştım ya, onları da güzelce açtım koydum, havlularım bu şekil oldu, sofra bezlerim bu şekil. Yani bence gayet güzel, düzenli oldu. Yukarıya çıkamadım ama neyse, şimdi bir periler beni uyutmazsa yukarıdaki banyoyu da yaparım. Bir su tutmam en azından lazım ki, ilaç sıkmıştım. Şimdi demirlerini makine attım. Makinemizi çalıştıracağız. Mutfağımız pırıl pırıl oldu. Arkadaşlar bir de ne istiyorum biliyor musunuz? Bir arada şu kısım, şurası zaten hala delik açıldı ama hala yapılmadı. Yapılacağını da düşünmüyorum. Hangi kafayla bunu böyle yapmışlar bilmiyorum ama aspiratör deliği yok. Yani şurayı marangoz kışın bizim açtı ama önemli olan şu duvarı kırıp oradan hortum geçirmek ama o biraz yapan olmaz yani. İşte onun üstünü bir ara silmek istiyorum. Çünkü bayağıdır dokunmuyorum. Leş gibi olmuştu şimdi. Neyse arkadaşlarım, sizleri seviyorum. Ben şimdi yukarıya çıkacağım. Eğer üşenmezsem yukarıda bir takım işler, depoya girecektim bugün ama depoya girmedim. Yani işte akşamüstü bu mutfak biraz sürpriz oldu. O sebepten burayı hallettim. Daha mantıklı geldi bana. Depoyu da Allah'ın izniyle yarın yaparız ya da ya muhakkak bir gün yapılır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanallarıma abone olursanız, bizi takip alırsanız çok çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bye bye.